Antalya'dan merhaba sizlere. Biliyorsunuz hastaydım. Yavaş yavaş iyileşme sürecindeyiz. İyileşme sürecindeyiz derken artık negatif olmamıza rağmen hala bir yorgunluk, halsizlik var. Onun için video çekemedim. Bu ilk dışarıya çıkışım. Kaldığım evin bahçesinden sesleneyim istedim sizlere. Hem biraz hava alırken. Artık negatife döndük ama hala yorgun hissediyorum kendimi. Çok fazla günü çıkartamıyorum. Herhalde bu da zamanla geçecek tahmin ediyorum hastalıktan sonra toparlama süresi. Ben bu süre zarfında bir yandan da çalışmak zorundaydım. Sabahtan işte akşama kadar mesai yaptım. Ofisimde çünkü şu anda hiç kimse yok. Biz çok fazla planlı gelmemiştik zaten buraya biliyorsunuz. Neyse olaylar böyle. Şimdi az önce ben burada video çekerken az önce bir bayan geldi. Avustralyalı. Fiyatları, o da ev almak istiyormuş. Fiyatların %40 kadar arttığını söyledi Antalya bölgesinde. Son 3 sene içinde %40 kadar arttığını söyledi. Gerçekten çok yüksek fiyatları olduğunu söyledi. Fakat güzel olan şu, pazara gitmiştim. Pazarda her şeyin çok taze olması güzel. Güneşle beslenmiş, yani güneşle büyümüş, doğal büyümüş, organik dediğimiz sebzeleri görmek çok güzel. Ve kırmızı biber yediğim zaman onun kütürtüsü ve ağzımda bıraktığı kendi suyu muhteşem bir lezzet. Domates öyle lezzetli. Yani böyle güzel yanları da var. Antalya'yı çok sevdim. Sizlerin içinde şey diyenler var. Antalya'da kalırsınız belki. Kalmak isterdim ama gideceğim. Bu arada eşim de geldi beni almaya. İlk defa kayınvalidemlere gideceğiz uzun zamandan sonra. Aslında soru cevap yapacaktım. Ama maalesef burada internetim yeterli olmadığı için soru cevabı bu hafta atlayacağız. Çok özür dileyerek iyileştiğim günlerde daha güzel videolarla karşınıza gelmeyi düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Bye bye.